Bir e, Fransız turistin ilginç yol hikayesini anlatacağız. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Gidiş dönüş uçak biletine 1800 lira ödemişti. Lütfen aklınızda tutun bu rakamı. 1800 lira. Atatürk Havalimanı'ndan bir VIP araca bindi. Anadolu yakasına, koz yatağına geçti. Ve bu transfer için kaç lira ödedi biliyor musunuz? 1800 lira gelmişti. Tam 1500 lira. 500 lira para tahsil ediliyor. Bu olayın aslı bizim şoför arkadaşın yanlış bir satış politika politikasından çıktı. Atatürk Havalimanı'ndan minsem koz yatağına gitmek istesem ne kadar tutar? Ortalama 120-130 tutar. En fazla yazacağı 100 lira. Köprü dahil yani. Gidişi 200, dönüşü 200. 400 TL toplamında oluyor. Piyasa ortalaması bu şekilde mi? Ortalaması bu şekilde. Ama öyle olmadı. Fransa'dan gelen turist Türkiye'ye gidiş dönüş biletini 1800 liraya aldı. İndiğinde koz yatağına VIP araçla gitti. Ancak ücreti duyunca hayatının şokunu yaşadı. Fransız turisten koz yatağına gidiş dönüş ücreti olarak 1500 lira istendi. Normalde acentalar arasında değişiklik gösterse de ortalama fiyat 500-600 lira arasında değişiyor. Turist bu fiyatın fahiş olduğunu öğrenince polise gidip şikayette bulundu. Yani Fransız turist 6000 kilometrelik yolculuğa 1800 lira öderken 90 kilometreyi 1500 lira ödedi. Para almaya hakkı yok. Hı -hı. Yok yani sahtekarlık yapıyorlar. Normalde bir turist Atatürk Havalimanı'ndan Koz Yatağı'na gitmek isterse VIP araçla ne kadar fatura yazılması gerekiyor? 400 gidiş 400 geliş. Toplam 800 lira. Ama sizin faturanıza ne kadar yazıyor? Şu anda 1,5 lira. İlgili acentanın bu hizmetle ilgili afişe ettiği rakam 100 euro tek yön transfer. E, gidiş dönüş 200 euro. Atatürk Havalimanı'nda inen Fransız turist koz yatağına VIP bir araç çekmek istedi. İşte bu tip 6 kişilik araçlardan oluşuyor VIP araçlarda. Ve içerisinde de daha çeşitli özellikler bulunuyor. Onlardan birisi deri koltuk olması, televizyon olması ve internet bulunması. Ortalama fiyatsa 300 lira. Turist 1500 liralık faiz bedeli ödedi. Ama Türk arkadaşı duruma hemen müdahale ederek şikayetçi oldu. Acentada parayı iade etti. TÜRSAP geldi, inceledi. Olay kapanmış değil. Hem Turizm Bakanlığı nezdinde hem de Türkiye Seyahat Acentaları Birliği nezdinde incelenip olay disiplin kuruluna havale edilecek. acente olaydan sonra uyanık şoförü kovdu. Ancak bakanlığın verdiği cezadan da kurtulamadı.